Buraları da ibrişimden işlenmiş. Hmm. Herkese merhaba. Hoş geldin Seymen. Ne getirdin öyle? Testi kebabı mı? Evet, misafirimiz de bu özel kebabı tatsın dedi. Aslında sushi aradım ama kalmamış. Ne oldu? Esprim pek beğenilmedi galiba. İyi, size bir fıkra anlatayım o zaman. Hadi oturalım, soğutmayalım. Gelin çocuklar. Gününüz nasıl geçti? Sorman gereken şeyi sor, biz de anlatalım da rahat rahat yemeğimizi yiyelim istersen Seymen ha. Ne sormam gerekiyor Duygucuğum? Masada bir eksik gözüne çarpmıyor mu? Pul biber yok. Asiyem! Bak yavrum, bunu burasından tutup burasından kıracaksın. Dur, o beceremez. Bütün masa batmasın şimdi, ver bana. Ay boş ver kalsın. Ya saat kaç? Yarım. Hadi ya. Ne demek hadi ya? Hadi ya falan yok. Kahve alıyorum, isteyen var mı? Ben istemem, teşekkürler. Ben alırım, sizinle geleyim. Yok, ben getiririm. Aa, sen gitmedin mi? Ne haber? Beni aradılar mı? Hayır, mesajın yerine ulaştı galiba. Allah Allah. Sen arasana. Belki de merak etmişlerdir seni. Aman, şoför nasıl olsa 20 kere rapor vermiştir. Ya bak, yine resim yaptığım için beni kendime suçlu hissettiriyorlar ya. Kimsenin bir şey dediği yok. Ya beni niye aramıyor ki? Rahatsız edilmek istemeyen sendin. Ama beni aramaması büyük bir sahtekarlık. Hayır, ilgilenmiyormuş gibi yapıyor. Bu resmen sahtekarlık ya. Beni eve götürüyorsunuz çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne içiyoruz Seyhan? İyi akşamlar Duygucuğum. Hadi bırak şimdi oturtacak laf aramayı. Git yat, sabah oturtursun. Seyhan. Yarın bizim muhasebeye otur. Yaman'ın şimdiye kadar otele ne kadar girdisi olmuş bir çıkartın. Dur abi, daha işin başındasınız. Daha çok girdi olacak. Artık olmayacak. Parasını verip otele kendimiz devam edeceğiz. Neden böyle bir karar aldın? Bu iyi bir ortaklıktı. İyi geceler Seyhan. İyi geceler. Selam. Herkes yattı mı? İçeride. Beni aramadın. Ben akşam yemeklerinde seninle birlikte olmak istediğimi söylemiştim. Seni bütün günü özlediğim için. Ben de seni çok özlüyorum. Her fırça darbesinde seni düşündüm. Her fırça darbesinde. İğrençti yani.
bir rahat vermedi. Seymen, biz neden bu kadar çok seviyoruz birbirimizi acaba ya? Üzülme güzelim. Yarın Kayseri'ye bir kalp uzmanına gider muayene oluruz. Tamam. Al. Hadi. Hayriye, sapıttın sen iyice bak. Gelin hanım dikkat edecek artık kendine. Kız, hala gelinin mi bakıyorsun? Yakasına şöyle bir iş mi koydursaydık acaba Dicle, baksana. Hayriye, gelinlik konusu bitti. Aldık geldik, dolabını astık. Bir ayda zar zor karar verdin zaten. Şimdi gene iş çıkarma. İş olsun torbada olsun. Gelinlik var mı var. İki ayağını bir pabuca sokuyorsunuz insanı. Bu kadar sık boğaz edilmez ki insan. Ama... Benzedi gelinlik işte sizin yüzünüzden. Allah Allah be. Hiç olmazsa iki işleme koydurmak lazım. Belki bir şeye benzer. Ama onu da çok görüyorsunuz. Hayriye ne oldu kız? Aman aman. Düğün stresi bastı. Sen aldırma ona. Her gelin kızı olur. Başka şey stresi o. Azıcık ablalık yapsanız böyle olmaz. Ya Bekir abi sen de. Biz o gece komşulara gidelim. Böyle burun burunu olmaz. Duyutmaz bizi bunlar şimdi. Aha sen duymadın herhalde. Sümbül anne onlara otelde balayı odası hazırlattı. Vay vay vay. Lan ne kıymetli damatmış bu böyle. O kendi kıymetleri Bekir abi. Teveccüh etmişler. Lüzum etmezdi ama. Hadi hadi. Kızımıza senden iyisini mi bulacaktık? Ya. Buyurun kahvenizi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyurun. Afiyet olsun. Gene mi buradasın sen? Hadi yürü annenin yanına. Sen de sofraya Zeliha. Hadi. Zeynep abla geliyorsun Gül anne. Aman gelsin. Dün gece de yüzünü doğru dürüst göremedik. Erkenden yattı uyudu. Üniversite hayatı sarstı çocuğu, ne yapsın? Ben onun neyin sarstığını biliyorum. Ne sarsmış beni bakalım Sümbül Sultan? Günaydın. 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 Aa çekme yenge, şu halime bak. Ay makyajsız da resim vermeyiz. Bu hafta her gece sokaktaydın. Gel şuraya otur bakayım. Anlat neler çeviriyorsun sen İstanbul'da. Yemek yiyip döndüm anne. Tesadüf hep yemekteyken aradın sen. Gece 11'de ne yemeğiymiş bu böyle? Süpe süpe. Saat 8 gibi sanatsal etkinliklere katılmıştır çocuk. Çıkınca da şöyle hafif bir yemek yemesin mi annesi? Yenge. Ya bu mutfak böyle uzakta çok kötü oldu. Çay soğuyor. Şuraya yere bir tüp atsak. Ben sıcak getiririm istersen ocaktan gelin abla. Semaver geliyor, semaver. Merak etmeyin. Seymen yine gelmiyor mu? Pek öyle geliyor gibi değildi son gördüğümde. Neden son zamanlarda kahvaltıya gelmiyor Seymen Bahar? Diyet yapıyor herhalde. Sen kilo aldıkça sinir bastı adamı, rejime girdi. Günaydın. Günaydın. Bana bir çay ver Asya. Anacığım, sana iyi haberlerim var. Seyhan aradı. Mezun olmuş. Oh be. Ay. Çok şükür. Gelmiyor mu? Bu akşam uçağıyla geliyor. Pazartesi sabahı Zeynep de dönecekmiş. Niye dönüyor ki? Kalsın artık biraz. Ayşe Melek gelecek. İstanbul'daki ofiste işleri var pazartesi günü. Maşallah nihayet bitirme ödevini kabul ettirebildi demek. Ne yapsın çocuk? Bizim peşimizde koşturmaktan aylardır kendi işine mi bakabildi? Ay güzel bir kutlama yapalım. En sevdiği yemekleri yapalım. Ben akşam yokum. Göreme'de bir davet var. Geç gelirim. Bahar'ı buradan mı alacaksın giderken?
Ben davetli değilim. Herkese iyi günler. Hey Allah'ım ya. Bahar! Bahar! Bahar, neredesin? Çocuk delirdi. Ya gelip birine şuna bakın, geç kaldım ya. Kar geliyor. Aman annem, gurbet bana zor geliyor. Gurbet bana zor geliyor. Ben sevdim, eller aldı. Aman annem, bu da bana ağır geliyor. Bu da bana ağır geliyor. Ya biriniz baksanıza şuna. Daha duş yapacağım. Ya 9'da Almanlar gelecek, delirtmeyin insanı. Elimizdekileri bırakalım, gelirse. Fatma abla, şunun annesini bulun. Ya da sen gel bari. Geç kalıyorum ya. Aa, üstüm başım berbat. Ellerim kirli. Çocuk ellenir mi bu halde? Ben size sorarım. Bahar! Ne yapıyorsun sen burada? Git odanda uyu. Ne oluyor? Ya sen de git odanda şarkı söyle. Kar geliyor. Aman 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 yar. Pencereden kar geliyor. Al şu torununu. Akşama geldiğimde bu evi eski haline getirmiş ol. Ne oluyorsun oğlum? Herkes direnişe geçti bu Dicle yüzünden. Döndüğünde herkes normal olacak anne. Bak hesabını sen verirsin, karışma. Sus bakayım. Sen de kapa çeneni. Ne biçim konuşuyorsun benimle öyle torunumun önünde? Ya hepsi delirmiş halde. Dicle gidecek diye kimse yüzüme bakmıyor. Bunun sorumlusu sensin. Ben ne yaptım? Hepsini tepene çıkartan sensin. Evin reisi ol da sözünü dinlet. Bana ne? Değil mi minnoşum? Gel biz mama yiyelim. Sanatçı annen bakmıyor mu sana? Sen hala orada mısın? Çabuk odana. Sana söylüyorum. Sen benim sopamı çoktandır yemedin. Kaşınıyorsun galiba. Gel sen de al şu çocuğunu. Bu saatte çocuk hala aç. Ağzına bir tüp boya sık da doysun. Kızım ne bu kılık ortalık yerde? Çamaşırlarınızla dolaşsaydınız bari. Ne yapıyorsunuz siz orada alıkalık? Sofrayı kuruyorduk Sümbül anne. Daha yeni mi kuruluyor sofra? Öğle yemeği çıkarsaydınız bari. Niye atmıyor bu sıcak sular? Biriniz şuna bakın. Bağırma Dilara, odanda telefon var. Mutfağa telefon aç söyle. Allah Allah, sana ne? Git çarşı hamamında yıkan. Arıza var dünden beri, bilmiyor musun?